Değil mi? Evet. Evet bu... Sen proporsiyonu sen çok var. Konuşursun. Proporsiyona girmeyeceğim. Eteğim var, bluzum var filan öğretmenim. Nasılsınız ben şimdi öğretmenim? İyiyim kızım, sen nasılsın? İyi değilim. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Sen bu hafta her gün tam puan alıp, kolyeyi alıp dekoru yıkma iddiasındaymış. O derece bir iddian da var galiba, değil mi? Doğru mudur? Evet. Peki. Ama yani tabii bugünkü yorumlarla bu duymadan önceydi. Olsun. Niye iddiasın var? Öğretmenim şöyle bir takım sorunlarımız var hepimizin ama ben gerçek anlamda ya herkes bir kenara dursun ve ben aslına bakarsanız gerçekten yani ben Sabiha'nın kesinlikle durdurulması gerektiğine inanıyorum en azından bana karşı. Bu yani bu değil yani bu yarışma Sabiha'ya direnme yarışması olmamalı yani ağır geliyor omuzlarıma. Peki kızım, şimdi bir şey söyleyeceğim. Suç bu tip durumlarda tek taraflı olmaz. Benim bildiğim, benim öğrendiğim. Böyle bir durumda Sabiha, benim tanıdığım kadarıyla pırıl pırıl bir genç kız. Acaba bu sorunların oluşmasında senin de kabahatin olabilir mi? Çünkü biliyorsunuz ayrılıklarda, kavgalarda kesme. Herkes der ya, ben haklıyım, ben haklıyım. Hayır, iki taraf da problemlidir ama bir tarafın daha fazladır. Terazinin kefesi daha fazla olduğu için olaylar çıkar. Acaba burada sende de kabahat var mı yok mu? Hayır öğretmenim, çünkü bu normal değil. Yani bizim yaşadığımız şey normal değil yani. Sabiha ile aramızda olan gerginliğin kesinlikle giyinmekle bir ilgisi yok. Neyle ilgisi? Çok kişisel yani onun bana olan saygısızlığı. Yani çok karakteristik. Tek taraflı mı peki? Evet. Tek taraflı değil çünkü sen programa ilk dahil olduğunda Sabiha'yı burada biliyorsun. Çok arka plan neler yaşadınız tam bilmiyorum. Ama Sabiha burada kendinden geçmiş vaziyette hiç yapmayacağı evet, hareketleri yaptı. Evet çünkü onun iddiası çok o bahane olmamalı. Sabiha buraya... Şimdi strateji yapıyor şu an. Seni keşfetti. Aynısını sana yapıyor. Seni... bu hale sokuyor. İlk başlardan beri burada olan bir yarışmacı ve bunun tek taraflı olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Yok yok, ben keşfedildiğinde ben zaten çok önce keşfedildim ve o beni zaten, ben buraya geldiğimde onlar beni tanıyorlardı. Ben onları yeni tanıdım. Ben onu keşfettim ve ya gerçek anlamda bilmiyorum. Yani ya siz bir dur demelisiniz ya da yani ben Sabiha ile aynı evde durmak istemiyorum. Yani bu çok net. Dur. Dur. Ortaya söyledim yani hanginiz üstünden sen dur demelisiniz dedin ya, dur yani durun. Dur, dur, stop, geçiş yok, evet, tek yön. Dur. Neyse yani ortaya sana söylüyorum ben burada... Sana da göstereyim, yeter Bahar, mi giyinemeyenler size? Bahar, sakin ol. Evet, şimdi konsepti bir yana bırakıp sana baktığım zaman benim çok beğendiğim... Teşekkür ediyorum öğretmenim, teşekkür ediyorum. Çok tarz bir kıyafet var bence üstünde. Bence de. Bu eteği... dümdüz bir tişört, dümdüz bir sweatshirtle de snobe edip kullanabilirsin. Terliklerine bayıldım. Bu kadar güzel uyum. Fakat benim de Seray gibi tenkit edeceğim. O kafandaki olayın, kafana sardığının, senin kafanı çok daha büyük hale getirmesi. Evet öğretmenim ya. Ben niye taktım bunu? Ne bileyim ben. Bilmiyorum. Bu soruyu kendine sordun mu? Bir ben. Aşkım. Bir ben mi taktırdın? Hadi çıkaralım ya. Hayır. Çıkaralım mı? Aa, çıkarmayın. Bir ben. Çıkarabiliyorsan çıkar. Evet, hatta bunun üstüne... Öğretmenim, benim omuzlarım dar mı? Değil, bu dar yapmış. Dar değil çocuğum, hiçbirinizin değil özelliği ama bu saçın kafanı büyütünce tabii ki dar görünüyor. Bunun üstüne sen bir jean mont, bunun üstüne bir deri ceketle bile çıkar, istediğin yere gidersin. Evet öğretmenim, bu çok abi bir elbise değil. Tabii değil. Değil ama hiç değil. Konsepte geliyorum. Abiye mi o? Şimdi, şimdi konsepte geliyorum. Bunun altına jean giyerim, bunun üstüne beyaz tişört giyerim. Yapar. Ama giymemişsin. Bugün ama hissediyorum. Giymiş misin? Üzerinde taşlı bunun bir üst var dantelli. Bunun altına jean giysen, onun üstünde beyaz gömlek giysen de isteme kıyafeti olmazdı Bahar'cığım. Ben oraya diyorum geliyorum. Ki o benim kasüelim. Oraya geliyordum, onun için arkadaşlarımın yanına gittim. Öğretmenim, ben yerimde
yerimde duramıyorum. Bana yerimde durmayı gösterir misiniz? Gösterdi ya, gösterdim ama sen yine hala italik mi, mitalik öyle mi durmaya çalışmışsın. Ama siz de şöyle gösterdiniz. Öyle sen hiç duramıyorum. Sen şöylesin, düşeceğin diye dün kapıyor. Sana bir şey bulalım. Şöyle ortada bulalım. Bir şey. Bulalım. Mesela bir şey, şunu bulalım. Kıpırdamamayı bulalım. Tıp oynayacağız. Yerinde sakin ve sabit durmayı bulalım. İcat edelim, ne dersin? Kızım, sen bu kafandakiyle ilk keşke konseptini değiştirmeseydin Fas'a gidersin. Öğretmenim. Casablanca'da o filmi bile çevirirsin. Öğretmenim, evet. Teşekkür Morocco. Ediyorum size fakat puanlarınızı vermeden önce son bir şey söylemek tabii, istiyorum söyle size. Tabii söyle kızım. Yani şu ki ben bir kraliçenin torunu olarak kendi kız isteme konseptim var. Benim bir dress kodum var ve bizim partimizin konsepti Fas kültürü. Yemeklerimiz Fas yemekleri, içeceklerimiz Fas içecekleri, kokularımız, parfümlerimiz Fas kokuları ve buraya gelen kişilerde biz yani Londralı olabiliriz. Fakat bugün Fas İngiltere kültürü yaşamak istiyor ve hissediyoruz. Peki madem öyle bir dakika kraliçenin torunu mudur? Madem öyle bize o Fas havasını yaşat. Buraya bir müzik arıyorsun. Getir bir şeyler yap. Biraz önce elinden aldım kahve sehpası çiçeği bilmem ne. Sen kafana bunu taktın, böyle giyindin. Jungle jungle taşlar tuşlar içinde. Ve dedin ki bu Kuzey Afrika'nın Morocco ülkesinde çok geçerli bir kıyafet olabilir. Fas yani. Bu hareket nasıl bu? Ve kurtarmaya çalışıyorsun şu an sadece. Çok severim Fas'ı. Ben bu Fas kültürünü yaşamaya çalıştım. Fransızca öğrendim. Aşkıyla anla. Biz Fransızca çalıştık. Konuşsana. Sen gel buraya. Hayatım, hadi neydi gel. O? Sen söyle bakayım neydi? Ay Ayşe. Je m'appelle Kemal. Bir de diğeri bu beni üzer. Bu beni üzerim Fransızcasını söyle diyor. Unuttum. Ben de bana da birden sonra öğrenmiştik o kağıtta yazıyordu yok dün mu? Dün ezberleyip geldin ne oldu? Dün ezberleyip geldin. Yok ben zaten bilgim olay, fazla yok olaya da. Olaya Bahar Fransız sanırım. Aynen Bahar zaten Fransız da. Yok bence Ajim de Fransız canlı. Şu anda o da hatırlamadı. Evet. Yok birden sorunca ondan unuttum yani. Söyle. Şu an aklımda değil Bahar Allah'ım birazdan söyleyeyim ben. Sabah bien. Bien. Merci beaucoup. Yani la. Comment allez-vous falan öğret. Daha basit olarak. Yönetmenim bize alt yazı geçer neden misiniz? Neden ezberlemedin Bahar? O kadar ders çalıştın. Seni hiç sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum. İlk senin sevmemesinin sebebi ne biliyor musun? Sen ona cevap verip de süreyi uzatmadığın için. Söyleyeceklerim bu kadardı. Teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi puanlara geliyoruz. Bakalım o zaman teşekkür edeceksin mi? Yani şöyle cebimi gördünüz mü? Mükemmel cebim gördüm, vardı. Gördüm yanlış tutuyorsun. Bir parmak daima dışarı çıkıyor. Ama bu gizli cep. Hiç önemli değil. Bir parmak işte bu. İşte ne bu, zarafet budur. Evet. Evet, çok önemli. Gülşah sen açıyorsun puanları. Hadi puan evet. Kaçmayın her şey sizde. Evet, puanlamaya geçelim o zaman. 2. Madem Fransızcadan açıldı mevzu, au revoir. 1. 2. Trois, s'il vous plaît. 3 mü? 3. Al.